bugün yine yeni bir başlangıç yapmak için, yeniden demek için bir araya geldik. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, değerli arkadaşlar, değerli konuklar, partimizin çok değerli adayları, basının değerli emekçileri. Bir kez daha yeniden inadına HDP demek için buradayız. Bu salonu olanca coşkusuyla, heyecanıyla dolduran siz değerli kardeşlerime bin selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Elbette her gün, her saat söyleyecek yeni şeylerimiz, yapacak yeni işlerimiz olacaktır. Türkiye 7 Haziran'da çok önemli bir tercih, çok önemli bir seçim yaptı. Aslında bizler 7 Haziran'da önemli bir iş başardık. Türkiye'ye umudu yaydık. Karanlığın, karamsarlığın, çaresizliğin teslim almaya çalıştığı topluma hayır, biz varız, bizler varız dedik. Şimdi 7 Haziran umudunu kabul etmeyenler, 7 Haziran'da ortaya çıkan halk başarısını hazmedemeyenler ille de 1 Kasım'da bir kez daha o yenilgiyi tatmak istiyorlar. Bize düşen şey görevimizi yerine getirip o yenilgiyi bir kez daha onlara tattırmak olacak elbette. Fakat 7 Haziran'ı şöyle bir hatırlayarak başlamak istiyoruz. Çünkü 1 Kasım'da yapılacak seçim 7 Haziran'dan kopuk, bağlantısız değil. Şöyle bir anımsamayla, hafıza tazelemeyle sunumumuza başlayalım istiyoruz. Böyle başlamıştı her şey. Güzel başlamıştı ve güzel devam etmişti. Siyasi iktidarın ve sarayın hırsı Türkiye'nin aydınlanan geleceğini karartmadan önce, savaş başlamadan önce, hırsızlıkların ve haksızlıkların üstü kanla örtülmeden önce umut vardı, coşku vardı, neşe vardı. İnsana inanç, geleceğe inanç vardı. Halkların Demokratik Partisi, yani bizler, büyük insanlığın o büyük yürüyüşünü başlattığında saflarımızda biriken, buluşan o büyük enerji Türkiye'ye aynı zamanda yeni bir ufuk açmıştı. Yarınından korkan,
gelecek güvencesiyle ve endişesiyle yaşayan, Türkiye toplumunda emeğinin, özgürlük taleplerinin, adalet taleplerinin, eşitlik isteğinin karşılığını alamayan bütün Türkiye halkları, yani bizim çoğul halimiz, Halkların Demokratik Partisi'nde kendi çoğulluğunu gördü, kendi renklerini gördü. Siyahtan, beyazdan, griden başka renk tanımayan bu karanlık iktidarın karşısında bütün renklerin kardeşliğini gördü. Bütün halkların kardeşliğini ve eşitliğini gördü. Karanlığın en yoğun olduğu bir aşamada ufukta beliren bir ışıktı ve umuttu HDP. HDP sadece bir kişi, bir lider, bir grup, bir örgüt değildi. Halkların Demokratik Partisi, yani bizler, bütün Türkiye Kürdistan halklarının çoğulluğunu ve birliğini temsil ediyordu. Yıllar boyunca birbirinden koparılan Türkiye halklarının nasıl kardeşçe ve yeni bir toplumsal hukuk temelinde bir araya gelebileceğini gösteriyordu. İşte Türkiye'nin ufkunu karartanlar bu görünen ışıktan korktular. Türkiye toplumunun, halklarımızın yeni bir ışıkla, yeni bir siyasetle aydınlanmasını istemediler. Çünkü karanlıkla beslenenler, çünkü iktidarlarını zorbalık, zulüm ve kan üzerinden kuranlar aydınlıktan, ışıktan korkarlar. Ama bizler geride bıraktığımız dönemde 7 Haziran'daki büyük seçim başarısını elde etmeden önce bu ışığı görmüş ve bu ışığın etrafında buluşmuştuk. Büyük insanlığı bir büyük harekete davet etmiştik. Bir büyük yürüyüşe, yaşamını ve geleceğini değiştirebilme yoluna davet etmiştik. Ve bütün Türkiye toplumu yaşamını ve geleceğini değiştirebileceğini biliyordu. İşte tam da bu süre içerisinde biz 7 Haziran'a varmadan önce bütün Türkiye halkları değişimin öz gücü olduklarını gördüler. Karşımızda değişmemekte direten, demokratik bir değişime asla yüz vermeyen, her türlü demokratik girişimden vazgeçmiş bir siyasi iktidar vardı. Sorun çözmek değil, sorun üretmekten başka hiçbir şey yapmayan bir siyasi iktidar vardı. Sonra bütün Türkiye halkları HDP ile birlikte bizler olarak değiştirme gücünü ve iradesini kuşandı. İşte Halkların Demokratik Partisi 7 Haziran başarısıyla beraber Türkiye'de demokratik değişimin ve demokratik geleceğin adresi oldu. Böyle oldu. 7 Haziran seçim kampanyası boyunca her türlü saldırıya, kuşatmaya, ablukaya rağmen, yasağa, sansüre rağmen, Halkların Demokratik Partisi ve onun milyonlardan oluşan gönüllüler ordusu, yani bizler, kadınlar, gençler, işçiler, emekçiler, köylüler, esnaflar, LGBTİ bireyler ve tüm ezilen halklar ve inançlar, bir bütün insanlığımızla büyük insanlığın değişim gücü olabileceklerini gösterdiler. Demokratik Türkiye'nin umudu, cesareti olabileceklerini gösterdiler. Ve başka bir şey daha gösterdiler. Hiçbir zulüm kalesinin, hiçbir zulüm saltanatının yıkılmaz olmadığını gösterdiler. Hiçbir saldırı aygıtının ve sonu gelmeyeceği, gitmeyeceği düşünülen hiçbir iktidarın yara almaz ve baki olmadığını gösterdiler. İşte 7 Haziran seçim sonuçlarının en büyük başarısı buydu. Halkların Demokratik Partisi'nin ve onu oluşturan bizlerin en büyük başarısı buydu. Mümkündür ve başarabiliriz. Başka bir dünya, başka bir Türkiye mümkün. Ve bizler, biz olduğumuz müddetçe, yan yana olduğumuz, yürek yüreğe, emek emeğe olduğumuz müddetçe
değiştirebiliriz ve alternatif bir yaşamı, siyaseti var edebiliriz. İşte esas korktukları da buydu. Onları çığırından çıkaran da Türkiye toplumunun uzun yıllardan sonra ilk defa bu kadar güçlü bir biçimde demokrasi kültürüyle ve pratiğiyle buluşmuş olmasıydı. 7 Haziran tarihinde ne gördüler biliyor musunuz? Karşılarında güdemeyecekleri, yönlendiremeyecekleri, baskıyla, zorbalıkla, yalanla, hileyle yönetemeyecekleri bir halk olduğunu gördüler. Bu zalimleri ve iktidar sahiplerini, saltanat sevdalılarını en fazla ürküten şey olmuştur. Bütün diktatörlerin en fazla korktukları işte budur. Yönetemedikleri bir halk, kendi kendisini yönetmeye aday ve kendi kendisini yönetme ehliyetine, bilincine sahip bir halk. 7 Haziran seçim sonuçları ve bizlerin büyük başarısı işte bu büyük halk ve büyük insanlık gerçeğini resmetti. Bu gerçeğin güzelliği, bu gerçeğin pırıltısı ve görkemi sarayın saltanatına sığınanları, o saltanatın gölgesinde haksızlıklar, hırsızlıklar ve yolsuzluklar içerisinde yaşamayı göze alanları, bunu kendisine yedirenleri ziyadesiyle korkuttu, ürküttü. Ve 7 Haziran sabahından itibaren sanki o gün seçim sandıklarına gidilmemiş ve hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Bugün de aradan 6 ay geçtikten sonra Türkiye halkları bir tekrar seçimle karşı karşıya. 7 Haziran seçim yenilgisini hazmedemeyen saray ve AKP iktidarı 1 Kasım seçimlerinde iktidar hırsını tatmin edecek daha büyük ve başarılı bir sonuç elde etmeyi düşünüyor. Ama şunu çok net ve güçlü biçimde yeniden ifade ediyoruz. Yine başaramayacaksınız. 7 Haziran günlerinde de söyledik. Bugün yeniden söylüyoruz. Sizin günleriniz doldu. Sizin süreciniz bitti. Artık saray ve AKP hükümetinin siyasi anlayışı Türkiye'nin tarihinde ve geçmişinde kalacak bir örnek ve süreç olacak. Türkiye kendi geleceğini 7 Haziran'da seçti. Çoğulculuğu seçti. Birlikte yönetmeyi seçti. Yönetime katılmayı ve kendi öz yönetim gücüyle yaşamın, siyasetin, toplumsal yönetimin bir parçası ve merkezi olmayı seçti. Türkiye toplumu 7 Haziran'da bu kadar güçlü bir seçimi yaptıktan sonra hiçbir güç, hiçbir dayatma, hiçbir saltanat bu seçimi değiştiremez. Saray ve AKP hükümeti seçimle iş başına geldiler ama seçimle gitmek istemediler. Seçimle iş başına gelenler bugün savaşla yeniden yönetime gelmek, yeniden tek başına iktidar olacakları bir sonuç elde etmek istiyorlar. 7 Haziran sabahından itibaren başlatılan savaşın, halklarımızın itildiği kutuplaşma, çatışma, kan, ölüm ve gözyaşının tek müsebbibi, tek nedeni vardır. Sarayın iktidar hırsı ve o iktidarı sürdürmek için mevcut egemen siyasetin her şeyi göze alması. 7 Haziran gününden itibaren, hatta daha öncesinde, Halkların Demokratik Partisi barajı geçerse eğer Türkiye'de kaos olur demişlerdi. 7 Haziran seçimlerinden sonra da gözümüzün içine baka baka, bütün Türkiye halklarının gözünün içine baka baka, eğer 400 vekili verseydiniz bütün bunlar yaşanmayacaktı dediler. Bütün bu savaş, çatışma ve ölümler olmayacaktı dediler. İşte bu kadar açık, işte bu kadar yüzsüzce ilan edilmiş bir savaş var şu an karşımızda.
ve geride bıraktığımız aylar boyunca yüzlerce insanımızın ölümüne yol açan, sadece 7 Haziran seçim sonuçlarından sonra 22 çocuğun katledilmesine yol açan çok koyu bir karanlığa, savaşa ve ölüm siyasetine mahkum edilmiş durumda Türkiye. 400 vekili vermeyenlere, 400 vekil isteme yüzsüzlüğü gösterenlere, ders verme cesareti ve bilinci sergileyen halklarımıza bugün savaşla, zulümle ve çatışmalarla cevap veriliyor. Siyasi iktidar kaybettiği her yerde, özellikle de Kürt illerinde yenilgisinin acısını, faturasını halklarımıza çıkartmaya çalışıyor. İşte bu karanlık koşullar içerisinde bizlere dayatılan iktidar hırsıyla ve sevdasıyla karşımıza çıkarılan bu savaş ve çatışma günleri içerisinde yine bizim sözümüz, bizim eylemimiz dün olduğu gibi gayet net ve güçlü olacak. Dün de barış dedik, bugün inadına barış diyoruz. Dün bizler ve HDP dedik, bugün inadına beraber, inadına HDP diyoruz. Dün büyük insanlık dedik ve büyük insanlığı bir gelecek yürüyüşüne çağırdık. Bugün büyük insanlık ve büyük barış diyoruz. Ve dün başaramayacaksınız. Sizi sultan yapmayacağız, sizi başkan yaptırmayacağız dedik. Bugün de yine başaramayacaksınız. Sizi diktatör yaptırmayacağız diyoruz. Savaştan bu yana bütün Türkiye halkları acıyla, ölümle sınandı yeniden. Suruç'ta, Cizre'de, Silopi'de, Silvan'da, Varto'da. Türkiye'nin dört bir yanında karanlık katliamcı saldırılarla karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin dört bir yanında Türkiye'nin umudu ve demokratik siyaset ekseni olan bir partiye, Halkların Demokratik Partisi'ne kıyıcı, yıkıcı saldırılar gerçekleştirildi. İktidarı kazanamayanlar bütün bir Türkiye'de iç savaş çıkarmayı göze aldılar. Türk'ü Kürt'e düşman ettiler, etmeye çalıştılar. Sadece Kürt olduğu için yurttaşlarımızın sokaklarda, iş yerlerinde, evlerinde linç edilmesine yol açacak saldırıların talimatını verdiler. Hala da talimat vermeye devam ediyorlar. Basın kuruluşlarına, basın mensuplarına, kadınlara, gençlere, demokratik siyaset yapanlara, halklara, çocuklara, gençlere, kendilerinin karşısında duran, onlar gibi olmayan ve onlar gibi olmamakta direnen bütün halklarımıza savaş açmış bir iktidar var karşımızda. Ama 7 Haziran seçim günlerinde hatırlarsanız diyorlardı ki Halkların Demokratik Partisi'ni baraj altında bırakacağız. Bugün onlara en esaslı cevabımız şudur. Biz işte tam da bugünlerde 1 Kasım seçimlerinde sarayı barış altında bırakacağız. Halklarımızın barış ve çözüm iradesini kabullenmeyi öğrenecekler. Demokrasi kültürüne göre hareket etmeyi, çoğulcu yönetim anlayışına dayalı siyaset yapmayı öğrenecekler. Bu iradeyi dikkate alacaklar. Eğer öğrenmiyorlarsa, dikkate almıyorlarsa gidecekler. 7 Haziran seçiminde Halkların Demokratik Partisi ve bizler verdiğimiz her sözü tuttuk. Söylediğimizi
her sözün arkasındaki irademizi, çabamızı, emeğimizi ve kararlılığımızı her koşul altında koruduk, savunduk. Bugün de işte bize dayatılan bu seçim karşısında 1 Kasım seçim sandıklarında da, 1 Kasım seçim anından sonra da yeni bir yaşamı, yeni bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimiz sözünü veriyoruz. Ve bugün yeniden HDP, yeniden bizler olarak daha büyük kazanmanın sözünü veriyoruz. Diktatörleri tarihin çöplüğüne göndermenin ve halkın demokratik öz yönetim, doğrudan yönetime katılma ve yönetimi paylaşma iradesini zafere taşıma sözü veriyoruz. Artık savaşla, ölümle ve kanla beslenen ırkçılık, şövenizm ve kutuplaştırmayla ayakta kalmaya çalışan bu siyasi iktidara karşı hepimiz birliğimizle, gücümüzle ve kazanacağımız büyük başarıyla, zaferle yanıt vereceğiz. Ve yine 6 ay önceki heyecanımızla, kararlılığımızla, hatta daha bilenmiş, daha azimli olmuş halimizle yeniden söz veriyoruz. Biz kazanacağız, halklarımız kazanacak, çoğul gücümüz ve Türkiye'nin demokratik geleceği kazanacak. İnadına beraber, inadına HDP. İnadına barış, inadına HDP. İnadına zafer, inadına mücadele. Doğru söyledi. Bana katılacağını biliyordum. Değerli kardeşlerim, Türkiye gibi bir cadı kazanı, Türkiye gibi bir kan deryası ve siyasetin bu kadar kirlendiği bir ortamda biz niye varız? Halkların Demokratik Partisi işte biraz önce sevgili eş başkanın ifade ettiği bütün bu karamsar tabloyu, önümüze konulan bu karanlık tabloyu aydınlatmak için yola çıkmış Biricik Halk Partisi. Bizler varız çünkü toplumsal bir ihtiyaç sonucunda ortaya çıktık. Nefessiz, soluksuz kalmış, ezilen yığınların, kitlelerin sesi olmak için yola çıktık. Ortak vatan olarak bellediğimiz bu topraklarda yepyeni bir yaşam kurmamız gerekir diyerek yola çıktık. Partimizi tıpkı Türkiye gibi çok kimlikli, çok inançlı, çok dilli, rengarenk bir çiçek bahçesinin üzerine inşa ettik. Bugüne kadar bize yönetenler ve egemenler hep iki seçenek sundular. Ya tek dil olacağız, tek ırk olacağız, teklikte buluşacağız dediler. Bunu kabul etmiyorsanız ikinci seçenek var. Terk edeceksiniz dediler. Eğer tekliği kabul etmiyorsanız terk edeceksiniz. Sürgünle, işkenceyle, katliamla, eziyetle bize ikinci seçeneği dayattılar. Ve biz maalesef bu iki seçenek, yani inkar ve isyan kısır döngüsü arasında çok uzun yıllardır büyük acılar çektik. Zaman kaybettik, evlatlarımızı kaybettik, emek kaybettik. Şimdi işte HDP bu iki seçeneğe de mecbur ve mahkum değiliz diyen bir üçüncü seçeneği yaratmak için yola çıktı. Biz birbirimizden farklıyız. Yaratılışımız itibariyle birbirimizden farklıyız. Kürt olarak doğduk, Türk olarak, Ermeni, Azeri, Roman, Boşnak. İnançlarımız birbirinden farklı olabilir. Müslümanız, Sünniyiz, Aleviyiz, Hristiyanız, Ezidi, Süryaniyiz. Ve bizler cinsiyet olarak birbirimizden farklıyız. Temsil ettiğimiz medeniyet, kültür birbirinden farklı.
son derece normal. Biz insanlığın ve medeniyetlerin ilk var olduğu coğrafyada yaşıyoruz. Kuzey Kutbu değil burası. Çölün ortasında yaşamıyoruz. Mezopotamya, Anadolu toprakları. Onlarca medeniyetin mirasçıları olarak, emanetçileri olarak bir aradayız. Bizi teklik etrafında buluşturmaya, birleştirmeye çalışmak kelimenin tam anlamıyla büyük bir hataydı ve bu hataya karşı isyan, direniş ortaya konulması da o kadar meşruydu. Şimdi artık işte yeni bir çizgi, yeni bir yaşam, yeni bir anlayışla yolumuza devam edelim istiyoruz. Birbirimizden korkmadan, birbirimizi inkar etmeden, yönetenlerin bizi birbirimizi inkar etmesine izin vermeden, bütün farklılığımızı eşitlik çerçevesinde bir arada tutarak yeni bir yaşam mümkündür dediğimiz için HDP ile yola çıktık. Teklik politikalarına karşı birlik politikalarını savunduk. Evet, bizim kavramımız birliktir. O nar gibi dediğimiz bir kabuğun içinde binlerce tane birbirini rahatsız etmeden, birbirini zorlamadan bir arada nasıl yaşanabileceğini gösteren bir nar gibi, ama her birimiz bir nar tanesi gibi bir arada yaşayabiliriz dedik. Dünyanın en güzel, en zengin coğrafyalardan birinde yaşıyoruz. Ülkemizin her bir santimetre karesi bir doğa harikası. Yer üstünde, yer altında. Kültürel, doğal zenginliklerimizle, insan yapımızla, evet, eşsiz bir ülkede yaşıyoruz. Ama çok mutsuzuz. Ama çok huzursuzuz. Güvenliğimiz yok, güvende değiliz. Ve biz bunlara mecbur değiliz. Bu kadar büyük bir hazinenin üzerinde oturan yoksullar olarak, yoksullar ordusu olarak bunu bir kader olarak belirleyemeyiz. Bütün bunları birbirimize karşı acımasız birer argüman olarak her gün, her saat bir suçlama aracı da yapmayız, yapamayız. Siyasetin dilini, siyasetin biçimini de değiştirmek zorundayız. Sürekli sevgisizlik üreten, sevgiyi azaltan, onun yerine kini, öfkeyi, düşmanlığı her dakika büyüten siyaset anlayışını da değiştirmek zorundayız. Siyaset bunun için, siyasi partiler bunun için kurulmamıştır. İşte biz HDP olarak siyaset toplum için, toplumun mutluluğu, huzuru için varsa anlamlıdır diyerek yola çıktık. Değerli kardeşlerim, toplumdaki temel bütün mesele ve başlıklarda büyük bir değişim, ciddi bir dönüşüm tarihsel süreciyle karşı karşıyayız. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz ve yaşadığımız sancılar tam da bu geçiş döneminin ruhuna uygun, ruhuna denk sancılardır, acılardır. Bunları yaşamak zorunda değiliz, değildik elbette ki. Ancak geçiş sürecinin demokratik bir kazanıma dönüşmesi için sabırla, metanetle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Emin olun ki bu günler çok kısa sürede geçecektir. Bu kara bulutlar ülkemizin üzerinden dağılacaktır. Göreceksiniz. 1 Kasım akşamı 7 Haziran'dan daha güçlü bir güneş doğacak Türkiye'nin üzerine. İşte o akşam, 7 Haziran akşamı hissettiğiniz, bize oy versin ya da vermesin, bütün Türkiye'nin HDP'nin başarısıyla gurur duyduğu, umutlandığı o anı 1 Kasım'da çok daha güçlü bir şekilde Türkiye'ye armağan etmek zorundayız. Biz bunun için yola çıktık. Bizler siyasetin bize sunduğu imkanları öç almak, intikam almak, cezalandırmak için kullanamayız. Siyasi gücümüzü ancak ve ancak toplumun temel sorunlarının çözümü noktasında harcamak, emeğimizi bu doğrultuda halkımızın huzuruna sunmak zorundayız. Siyaset bizler açısından hırsla, kinle, öfkeyle, kibirle yapılacak bir iş değildir. Kendinden sonraki nesillere en az sorun bırakan siyasetçiler olmayı başarırsak ancak bir başarıdan söz edilebilir. Kendi hırsları ve çıkarları uğruna, toplumda var olan sorunların üstüne bir de
kendisi sorun katan ve toplumu bütün o sorunlarla boğuşmak zorunda bırakan siyasetçiler tarih karşısında suçlu olmaktan kurtulamayacaklar. Bugün Türkiye bunun maalesef ki acı örneklerini yaşıyor, yaşamaya devam ediyor. Biz her şeyden önce değerli arkadaşlar, Halkların Demokratik Partisi'nin siyasi anlayışını güçlü bir ahlaki değerler sistemi üzerine inşa ettik ve HDP'yi büyütürken mutlaka bu ahlaki değerlerimizi korumak zorundayız. Türkiye'nin HDP'ye ihtiyacı var. Evet, HDP'ye ihtiyacı var. Bu bir gerçek. Türkiye'nin en yalın gerçeği, en sıcak gerçeği, en hakiki gerçeği. Halklar ne kadar gerçekse, sokakta gördüğünüz, temas ettiğiniz, halk otobüsünde omuz omuza işe, iş yerine gittiğiniz, fabrikada, tarlada, bağda, bahçede yan yana çalıştığınız emekçi kardeşleriniz, arkadaşlarınız, okuldaki sırada birlikte ders dinlediğiniz öğrenci arkadaşınız. Ne kadar gerçekse, ne kadar hakiki ise işte HDP o kadar gerçek bir Türkiye Partisi ve Türkiye'nin HDP'ye bu nedenle ihtiyacı var. Bir an HDP'siz bir Türkiye düşünün. Bir an HDP'nin olmadığı bir Türkiye hayal edin. Evet, işte öyle bir Türkiye, tehlikeli sulara sürüklenen bir gemi gibidir. Risk altında olur. Bugün eğer bu gemi bu kadar saldırıya rağmen, bu kadar badireye rağmen batmıyorsa, alabora olmuyorsa, HDP'nin bu gemide sağladığı dengeden dolayıdır. HDP'yi bu gemiden atmaya, HDP'yi bu gemiden dışlamaya çalışanlar şunun farkında olmalılar. HDP bu gemide olmazsa gemi batar. Sizler hep birlikte, bu gemide olanlar hep birlikte batarız. O yüzden Türkiye'nin HDP'ye ihtiyacı var. Hepimiz HDP'ye daha fazla sahip çıkarak HDP'nin bu tarihi süreçte birlikte yaşam anlayışını, umudunu her an büyüten, bu umudu koruyan bu dinamik yapıya hepimizin daha fazla sahip çıkması lazım. HDP'ye sahip çıkmak demek bugün Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkmaktır. Tehlikelerden ülkemizi korumanın yoludur, adıdır. Biz klasik bir parti, klasik bir seçim yarışı yürüten hırs ve kibirle donatılmış siyasetçiler değiliz. Bu nedenle Türkiye'nin bize, bizim Türkiye'nin halklarına ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlar, evet, biz yolun bundan sonrasına artık HDP ile devam edeceğiz. Bugüne kadar ülkemizde halkların yararına her kim olumlu ne iş yaptıysa, taş üstüne kim bir taş koymayı başardıysa onlara ancak teşekkür edebiliriz. Allah onlardan bin defa razı olsun. Ama yolun bundan sonrasına HDP ile devam edeceğiz. Doğru, rejim değişecek. Bu geçiş sürecinde rejim değişecek. Ama adaletli bir rejim inşa edeceğiz. Eşitlikçi bir rejim inşa edeceğiz. Demokratik bir rejim inşa edeceğiz. Siyasetle, akılla, barış yoluyla devam etmeliyiz yolumuza. Mahatma Gandhi'nin dediği gibi, adaletsiz rejimi adaletle yıkınız ve alkışlar önüne kansız elle çıkınız. Değerli kardeşlerim, bizler hayalleri, rüyaları, idealleri olan insanlarız. Hiçbir zaman en zor koşullarda dahi bundan vazgeçmedik. Ama rüyaları gerçekleştirmenin tek yolu uyanmaktır. Biz uyananların partisi olarak şimdi artık inadına HDP deme zamanıdır diyoruz. İnadına HDP, inadına barış. Tekrar uyananların partisine hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum.
Evet, inadına HDP ve yola devam, büyük insanlık yürüyüşüne, büyük barış yürüyüşüne devam. Biz kadınlar ölüme karşı yaşamın, savaşa karşı barışın, diktatörlüğe karşı eşitlik, özgürlük ve adaletin, köleliğe karşı onurlu yeni yaşamın mücadelesini veriyoruz. Sözümüzü ve irademizi bir kez daha ve hep büyüyen bir kadın dayanışmasıyla ve kararlılıkla ortaya koyuyoruz. Kadınlar, hep birlikte başaracağız. Yaşamlarımızı kuşatıp rehin alan, bizleri nefessiz bırakan bu savaşı ancak bizler durdurabiliriz. Gücümüz ve irademizle barışa sahip çıkarak AKP'nin savaşını biz kadınlar bitireceğiz. Sivil, demokratik, kadın özgürlükçü, ekolojiyi esas alan yeni bir anayasa için, meclisin yarısının kadın olması için, kadın erkek eşitliğini esas alan kurumsal politikaların üretildiği kadın bakanlığının kurulması için, mecliste kadının ve toplumsal vicdanın sesi olacağız. Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıracak her türlü önlemi alacağız. Savaş bütçesi değil, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yapacağız. Kadınların özgür olduğu, onurlu bir yaşam için kalıcı sosyal politikalar uygulayacağız. Sosyal yardımlar herkes için hakka dönüşecek. Ev içi emek iş yasası kapsamında ücretlendirilecek, ev emekçisi kadınlara emeklilik hakkı tanınacak. Bedenimiz, kimliğimiz, emeğimiz bizimdir diyoruz. Madem biz kadınlar dünyanın yarısıyız, öyleyse yaşamın her alanında eşit haklarla eşit temsil edileceğiz. Türkiye'de ilk defa eş başbakanlık sistemini programına alan partimiz şimdi diyor ki, Türkiye'de ilk defa eş başkanlık sistemini Allah konuşturuyor diyorum ya. Eş başkanlık sistemini uygulayan partimiz şimdi diyor ki, yetmez. Eş muhtarlık, eş başbakanlık, eş cumhurbaşkanlığı olacak. Saraydaki ne yapacak? Mecliste, okulda, iş yerinde, derneklerde, sendikalarda, tüm yönetim kademelerinde eş başkanlık sistemini uygulayıp yasal güvence altına alacağız. Oylar HDP'ye, kadınlar yönetime. Söz bizim, karar bizim, eylem bizim, yaşam bizim. Şimdi özgürlük zamanı, şimdi kadın zamanı, şimdi HDP zamanı. Bizler değerli arkadaşlar, temel hak ve özgürlüklerimize, sorunlarımızın çözüm yoluna, hal yoluna girmesine bu kadar az kalmış bir dönemde, bir zamanda, barışa bu kadar yakın olduğumuz bir zamanda savaşa mahkum edilmiş olmayı içimize sindiremiyoruz. Kabul etmiyoruz. Bu nedenle inadına çoğulcu demokrasi diyeceğiz. Derhal silahların iki taraflı susturulmasını, akan kanın durdurulmasını, yeniden müzakere masasına dönülerek sorunlarımızın diyalogla çözümünü sağlayacağız. Yoksul emekçi çocuklarının kanı üzerinden siyasi ikbalini garantiye altına almak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sonuna kadar savaş diyenlere karşı hayır, biz sonuna kadar barış diyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle müzakere yoluyla kendi öz yönetimlerimize kavuşarak hem Kürt sorununu çözeceğiz hem de Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünü açacağız. Her koşulda, koşullar ne olursa olsun, silahsız çözüm ve demokratik siyaseti inşa edeceğiz.
İşte demokratik siyasetin geçtiği bir yol var. O da halkların yönetime katılma kanallarının açılması ve demokratik öz yönetim mekanizmalarının bütün toplumsal ve idari mekanizmalarda kurulması ve yaygınlaştırılması. 21. yüzyıl Türkiye'sinin ihtiyacı otoriter, bürokratik, merkeziyetçi devlet yapısını pekiştirmek, yetkileri tek elde toplamak ve tek adam diktatörlüğüne yönelmek değildir. Çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı bir yönetim modeli için yerel demokrasi şarttır. Öz yönetim, özerk ve demokratik yerinden yönetim modelidir. Öz yönetim, gönüllü birliğin güvencesidir. Öz yönetim, demokratik çözümün adresidir. Halkların yönetiminde vali dahil yerel yöneticiler, yerel yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi için gerekli yasal, idari ve yapısal düzenlemeler yapılacak. Türkiye'nin tamamını kapsayacak şekilde sosyal, siyasal, kültürel, ekolojik, ekonomik ve coğrafi nitelikler göz önüne alınarak bölgeler belirlenecek ve bölge meclisleri oluşturulacak. Bölge meclisleri, il meclisleri, mahalle meclisleri ile demokrasi tabana yayılacak. Çocukların, emeklilerin ve yaşlıların kent yaşamına daha rahat katılabilecekleri önlemler alınacak, gerekli yapısal düzenlemeler yapılacak. Kamusal alanda ana dilin kullanımını ve çok dilli belediyeciliği yaygınlaştıracak. Partimiz ve halkların yönetimi kent hakkı kavramını geliştirerek kırsal alanları da kapsayacak şekilde kente ve olanaklarına eşit ve nitelikli erişimi sağlayacak, kent hizmetlerini bütün sosyal sınıflara eşit olarak dağıtacak. Evet, bir geçiş döneminde izlemiştik. Sancılar bu yüzden, çünkü cumhuriyetin demokrasiye ihtiyacı var. Demokratik bir cumhuriyet inşa etmemiz gerekiyor. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana farklı kimlikler, kültürler, inançlar, diller, bunların varlığı, Türkiye'de var olması maalesef ki cumhuriyet açısından bir tehdit, bir tehlike olarak görüldü. Oysa demokrasiye inanmış bir cumhuriyet, demokrasiye bağlı bir devlet yapısı, bir toplum yapısı bunları zenginlik, bunları bir güç olarak görmeliydi. Biz bu hatadan dönülme konusunda geç kalınmış sayılmayız. Bu yüzden emeğin temel haklarını ve özgürlüklerini güvenceye almış, halkların kendi kimlikleriyle, kültürleriyle, dilleriyle, inançlarıyla eşitçe, özgürce ve insanca birlikte yaşayabilecekleri demokratik cumhuriyete merhaba demek mümkündür. Demokratik cumhuriyete büyük insanlık değerleri üzerine inşa edilecek eşitlikçi, özgürlükçü yeni bir yaşamı kurmak mümkündür. Cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlandıracak ve sembolize düzeye çekeceğiz. Çoğulcu yasama, bağımsız yargı ve demokratik yürütme ile güçler ayrılığı prensibi ve denge denetleme mekanizmalarının kurulması için gerekli yapısal düzenlemeleri yapacağız. Demokrasiyi temsili meclisle sınırlı görmeyeceğiz. Yurttaşların tartışma, örgütlenme ve karar mekanizmalarına doğrudan katılımının önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Parlamenter sistemi demokratikleştirecek ve eş genel başkanlık sistemi uygulayan partilerin iktidara gelmesi halinde eş başbakanlık, hatta eş muhtarlığa kadar giden bir sistem hayata geçireceğiz. Bu durumda saraydaki salonun, muhtar toplantı salonunun büyümesi lazım. Eş muhtarlık olursa. İkiye çıkarmak gerekir. Gösteri, yürüyüş, ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler önündeki bütün engelleri kaldıracağız. 12 Eylül darbesinin ürünü olan Milli Güvenlik Kurulu'nu anayasal ve yasal bir kurum olmaktan çıkaracağız ve Türkiye'nin bütün yönetim yapısını yukarıdan aşağıya kadar katılımcı demokrasiye uygun hale getireceğiz. Devletlerin, iktidarların çizdiği sınırları kaldırmak elimizde.
Bütün dünya halklarıyla kardeşliğin, barışın sınırsızlığıyla kucaklaşmak mümkün. Halkların Demokratik Partisi dünya insanlığının ortak kurtuluşuna inanmaktadır. Sınırsız bir dünyada halkların kardeşliğini inşa etmeyi amaçlamaktadır. Kan gölüne dönmüş Orta Doğu'da halkların birbirini boğazlamasının alternatifi olacak bir eşitlik ve kardeşlik Türkiye'sini yaratmak istiyoruz. Halkların Demokratik Partisi başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya halklarının kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri ve halkların kendi kendilerini yönetecekleri demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını geliştirmeleri ve uygulamaları için çalışacak. Halkların ve emeğin yapay sınırlarla ayrılmasına karşı dünya halkları ile emekten, özgürlükten, demokrasiden yana tüm kesimlerle ilişkileri geliştirdik ve geliştireceğiz. Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi, halkların kardeşliğine, eşitliğine dayalı demokratik bir çözümün ortaya çıkarılmasını destekleyeceğiz. Rojava halkının açığa çıkardığı demokratik yönetim iradesi tanınarak demokratik Suriye yönetiminin yaşam bulması için çalışacağız, güç vereceğiz, destek vereceğiz. Cihatçı unsurların bölgeye geçerken Türkiye'yi köprü olarak kullanmasına kesin olarak engelleyecek önlemler geliştireceğiz. İsrail hükümetlerinin katliamcı, işgalci politikalarına karşı duracağız. Filistin'in işgaline son verilmesi ve Filistin halkının kendi siyasi geleceğini belirlemesine imkan sağlayacak bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için gerekli desteği verecek, uygulanan baskı ve zulme karşı Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıslı Türk ve Rum halklarının adanın bölünmüşlüğüne son vermek ve politik çözümü sağlamak için ortaya koydukları çözüm önerilerini ve çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargoyu kaldırarak gerekli ekonomik, politik ve diplomatik ilişkileri geliştirecek ve Ermeni halkıyla dostluk köprülerini kuracağız. Avrupa Birliği'nin insan haklarına riayet, yerel demokrasi, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi ön plana çıkardığı ilkeleri savunmaya devam edeceğiz. Avrupa Birliği ile müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde ele alacağız. Yurt dışında borçlanmayla emekli olanların maddi zararlarını karşılayacağız. Memleketine geri dönmek isteyen yurttaşlarımızın önündeki engelleri kaldıracağız. Gurbetçilerin, politik sürgünlerin memleketleriyle, yurtlarıyla kucaklaşmasının önünü açacağız. İnadına adalet diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca maalesef demokratik bir anayasadan mahrum oldu. Türkiye bütün ezilen halkları, sınıfları, cinsleri, inançları, dilleri yok sayan ve doğanın yağmalanmasına izin veren askeri darbe anayasasına mahkum değildir. HDP demokratik cumhuriyete geçişi sağlamak için bütün farklılıkları eşit yurttaşlık temelinde tanıyan ve güvenceye alan yeni bir anayasayı öncelik olarak programına alacak. HDP Türkiye'nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli yapısına uygun yeni bir toplumsal sözleşme ihtiyacını ertelenemez temel bir politik görev olarak önüne koyacak. HDP eşitlikçi, kadın özgürlükçü, sosyal, ekolojik ve demokratik bir anayasayı yapmak için tüm gücüyle çalışacak. HDP açık bir biçimde karşı olduğu başkanlık sisteminin anayasa değişikliklerinin temel koşulu haline getirilmesini kabul etmeyecek, başkanlık sistemine geçit vermeyecek. Seçim barajını kaldıracağız. Barajsız seçimlerle bütün siyasi partilerin oyları oranında parlamentoda temsil edilebilmesinin yolunu açacağız. Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırıp sadece kürsü ve siyasi dokunulmazlıklarla sınırlı tutacağız. İddia ve savunma makamları yargı sistemi içerisinde eşit hale getirilecek.
Tıpkı avukatların bürolarının adliye binalarının dışında olduğu gibi savcı bürolarının da adliye binası dışında konumlandırılmasını sağlayacağız. Yargıçlık makamı karşısında iddia ve savunmanın eşitliğini sağlamaya çalışacağız. Savcılığa bağlı ayrı bir adli kolluk teşkilatı kuracağız. İçişleri Bakanlığı'nın ya da valinin emrinde olmayan, sarayın talimatıyla çalışmayan, sadece savcıya bağlı bir adli kolluk birimi oluşturacağız. Ev, iş yeri ve üst aramalarında, gözaltına alma ve tutuklamalarda keyfi uygulamalara son vereceğiz. HSYK'nın yapısı yeniden düzenlenecek. Bu kurul aracılığıyla hakimler savcılar üzerindeki siyasi baskıya ve atamalardaki ideolojik tutumlara, partizan yaklaşımlara son vereceğiz. Adalet Bakanı'nın vesayetine son verip özel bir kurum haline getireceğiz. Herkesin kendi dilinde adalet hizmeti alabileceği bir sistem inşa edeceğiz. Sözün tutsak kılındığı, yazının esir edildiği bir dönemi yaşıyoruz. İktidara söz söylemek, eleştiri yapmak, zulümlerden zulüm beğenmek anlamına geliyor. Sansür can yakıyor. Halkın haber alma hakkı yok sayılıyor. Muhalif medya her türlü baskıyla susturulmak isteniyor. Sosyal medya ve internet sansür kıskacında tutuluyor. Bizlerin yönetiminde siyaset ve ticaret ilişkileri nedeniyle toplumun doğru haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasını ve medya aracılığıyla vatandaşın istismar edilmesini önleyeceğiz. Medya kuruluşları sahiplerinin başka sektörlerde faaliyet göstermesine izin verilmeyecek. Yazılı, görsel ve dijital medyanın tümünde mesleki, etik ve özgür habercilik ilkelerinin desteklenmesi için basın etik yasası düzenlenecek. İletişim özgürlüğü korunarak bu özgürlüğü kısıtlamaya yönelik dış müdahaleler, sansür ve öz denetim gibi her türlü girişimlere karşı durulacak. İnternete yönelik her türlü sansür uygulamasına son verilecek. Keyfi internet yasakları ve sosyal medyadaki düşünce özgürlüğü önündeki engeller kaldırılacak. Yerel radyo, televizyon ve gazeteler ile internet yayıncılığı yapan kuruluşları mesleki, etik ve özgür habercilik ilkelerine bağlı kalmaları ve bağımsızlıklarını korumaları için desteklenecek. RTÜK, demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla yeniden yapılandırılacak. Halkların Demokratik Partisi ve bizlerin yönetimi, yeni medya teknolojilerinin toplumun tüketime itilmesi için değil, kamu yararı için kullanılmasını sağlayacak. Herkes için amasız, ancaksız insan hakları. Bizler eğer kelimenin tam anlamıyla kurumsal bir demokrasiyi inşa etmek istiyorsak, insan haklarına evrensel standartlarda saygı gösteren bir devlet yönetimi inşa etmek zorundayız. Ve sizler bir devletin demokratik, özgürlükçü ve insan haklarına saygılı olup olmadığını anlamak istiyorsanız sadece bir tane cezaevini ziyaret etmeniz yeterlidir. Cezaevleri o ülkenin, o devletin aynasıdır. Bizler öncelikle hasta tutsakların dışarıda tedavisi gerekli olan bütün tutsakların derhal serbest bırakılmasını sağlayacağız. Onlar için tam teşekküllü bir hastaneden alınmış raporu yeterli göreceğiz. Tedavilerinin dışarıda yapılmasını sağlayacağız. Cezaevlerindeki tecrit uygulamasına son vereceğiz. Bütün temel hakların kullanılmasını, cezaevlerinin idari baskı altında inlemesini engelleyeceğiz. Ceza ve infaz yasasını kökten değiştirip cezaevlerini yeniden yapılandıracağız. Cezaevi müdürlerine veya idarelerine verilen infaz yakma yetkisini kaldıracağız. Nefret suçları ile insanlığa karşı işlenmiş suçlar dışında hiç kimse politik görüşleri ve eylemi nedeniyle suçlanamayacak. Politik suçlar kategorisi diye bir suç kategorisi Türkiye'de olmayacak. Siyasi tutsaklara, yani
hükümete karşı siyasi olarak muhalefet etti diye, zulme karşı direndi diye içeride olanlara af getireceğiz. Siyasi tutsakların özgürlüğünü sağlayacağız. Demokratik ve özgürlükçü bir anayasa hazırlanıncaya kadar, o geçiş döneminde ivedilikle terörle mücadele yasası, iç güvenlik yasası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası, polis vazife ve selahiyet kanunundaki kısıtlayıcı yetkileri ya düzenleyecek ya da yasayı tümden kaldıracağız. Temel ceza yasasında da gerekli demokratik değişiklikleri yapacağız. Çocuk cezaevlerini kapatacağız. Çocuğun konulacağı bir cezaevi düşüncesi bile son derece ilkeldir. Bizler suça itilmiş çocuklar için çocuk destek ve eğitim merkezleri açacağız. Cezaevlerinin tamamı sivil denetime, sivil toplumun denetimine açılacak. Halkların Demokratik Partisi, tarihte yaşanmış soykırım, katliam, infaz, kayıp ve benzeri uygulamaların araştırılması ve hakikatlerin gün ışığına, gün yüzüne çıkarılması için hakikat komisyonlarının ivedilikle kurulması için gerekli çalışmaları yapacak. Koruculuk sistemini kaldıracağız, suça karışmış olanların yargılanmasının önünü açacağız. HDP eline silah almak istemeyen, militarizme karşı olan gençlerin zorunlu askerlik yapmama hakkını güvence altına alacak. Vicdani red hakkının yanı sıra gençlerin askerlik yerine kamu hizmetlerinde gerekli çalışabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Evet. HDP olarak halklara eşitlik, inançlara özgürlük dedik. Her halk, her inanç Anadolu ve Mezopotamya'nın bin çiçekli bahçesinde bir zenginliktir. Halkların ve inançların eşitlik içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi kuracağız. HDP eşitlik ve özgürlük temelinde birleştirecek ve özgürleştirecek. HDP farklı din ve inanca sahip olan ya da herhangi bir dini inancı olmayan yurttaşların inanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvenceye kavuşturacak. Zorunlu din dersi uygulamasına son verilerek her öğrencinin kendi inancı doğrultusunda seçmeli olarak ders ve eğitim alma hakkı gözetilecek. Sivil din eğitimi tümüyle serbest bırakılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din ve İnanç İşleri Kurulu olarak yeniden yapılandırılacak. Din ve İnanç İşleri Kurulu din siyaseti üreten bir kurum olmayacak. İnanç topluluklarının temsilcilerinden oluşacak. Aralarındaki ilişkiyi düzenleyecek ve koordinasyonu sağlayacak. Diyanet İşleri çalışanlarının bütün özlük hakları korunacak. Başta cemevleri olmak üzere Alevilerin bütün ibadet mekanları ibadethane olarak tanınacak ve kamu güvencesi altında olacak. Kapatılmış dergah ve benzeri ibadet mekanlarının önündeki engeller kaldırılacak. Bu konuda yerel yönetimlere inisiyatif tanınacak. HDP tarihte farklı halklara yapılan soykırım ve katliamlar karşısında bu halklardan devlet adına özür dilenmesi için gerekli çalışmaları yapacak. Orta Doğu ve Arap coğrafyasında Yemen'e kadar uzanan savaşın yarattığı ağır yıkımın en can alıcı sorunlarından biri de mülteci sorunu. Aylan Kurdi şahsında göç yolunda hayatını kaybeden herkesi bu vesileyle minnetle anıyoruz. Göç ve mülteci sorunu artık ülke sınırlarını aşan evrensel bir insanlık meselesi haline gelmiştir. Kapitalist sistemin krizlerinin, savaşların en ağır bedelini göç yollarına düşenler ödemektedir. Binlerce göçmen her yıl Avrupa kapılarında hayatını yitirmektedir. Partimiz bu evrensel sorunun insani temellerde çözümünü sağlayacak politikalardan yanadır. Türkiye'nin coğrafi çekince koşulunu aciliyetle kaldırması ve mülteci statüsünün Avrupa dışından gelen göç ve iltica kapsamı içine dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Biliyorsunuz bize doğudan gelen hiç kimseyi
resmi olarak, hukuki olarak Türkiye'de mülteci statüsüne alamıyoruz. Avrupa'dan buraya göç edenler mülteci olabiliyorlar. O yüzden mülteci hukukundan maalesef ki burada örneğin Suriyeli kardeşlerimiz yararlanamıyorlar. Tüm göçmen, sığınmacı ve mültecilerin temel insan hakları kapsamında insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri, toplumsal uyumun sağlanabilmesi yönünde yürütülecek olan sürdürülebilir politikaların belirlenmesi ve uygulanması için uluslararası kurumlar, STK'lar, iş çevreleri, medya ve meslek odaları, kanaat önderleriyle işbirliğini sürdüreceğiz. Tüm sığınmacı, mülteci ve göçmenler için güvenli ulaşım yollarının oluşturulması, güvenli barınma alanlarının yapılması, bu kişiler için insani koridorların açılması ve vize düzenlemelerinin kolaylaştırılmasını sağlayacağız. Göçmen ve sığınmacılara yönelik kimi zaman ırkçılığa ve nefret söylemine varan bütün bu uygulamalara karşı tedbirler geliştireceğiz, yasal düzenlemeler oluşturacağız. Yine HDP ile güvenceli yaşam diyoruz. 21. yüzyılda su, elektrik, ısınma, barınma, ulaşım ve çalışma temel birer insan hakkıdır. Artık kimse bu haklardan yoksun bırakılamaz. Yeniden üretken bir ekonomiye sağlıklı büyümeyi ve eşit paylaşımı sağlayacağız. Toplumla beraber eşitlikçi, paylaşımcı, cinsiyet eşitlikçi, ekolojik bir güvenceli yaşam ekonomisini inşa edeceğiz. İşte bu görüş açısıyla temel güvence paketi ile her eve her ay 10 metreküp su, 180 kilowatt saat elektrik ücretsiz verilecek. Isınma desteği sağlanacak. Mülkü olmayan kiracılara 250 lira kira desteği verilecek. 18 yaşına kadar çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak. Yerel yönetimlerin de sunduğu bu kamusal hizmetler merkezi bütçe tarafından finanse edilecek. Borçlanma değil, reel gelir artışı ile geleceğin güvence altına alınması için büyüme oranları refah payı olarak ücret artışlarına yansıtılacak. Kredi kartı borçları borçlular lehine yapılandırılacak. Kredi kartı faiz oranları düşürülecek. Güvenceli yaşamın finansmanı vergi adaletinden geçer. Artan olan oranlı gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenecek. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak. Kamu ihaleleri toplumsal denetime açılacak. Toplumun kaynaklarının yolsuzluk ekonomisine akışı durdurulacak. İş yerinde güvenli yaşam tesis edilecek. İşçilerin ve sendikaların denetiminde güvenceli iş ve güvenli çalışma ile iş cinayetlerine son verilecek. Yolsuzlukla mücadele edilecek. Kökeni, dili, inancı, cinsiyeti, bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlık durumu, yaşı, cinsel yönelimi ne olursa olsun hiçbir yurttaş evsiz, aç, bir gün sonra ne yiyeceğini bilemeyen, bakıma muhtaç durumda bırakılmayacak. Sosyal güvenlik sigortası olmayan yurttaş kalmayacak. Genel sağlık sigortası prim borçları silinecek. İşsizlik fonu amacına uygun olarak kullanılacak. Savunma güvenlik harcamaları azaltılacak ve etkin biçimde halkın denetimine tabi tutulacak. Savunma sanayi fonu bütçeye katılarak denetime açık hale getirilecek. Örtülü ödenek kaldırılacak. Buna en çok kimin üzüleceğini çok iyi biliyorsunuz. Yine üzeceğiz mecburen. Esnafların vergi yükü azaltılacak. Borçları esnaflar lehine yeniden yapılandırılacak. Şehir merkezlerine yeni AVM ruhsatı verilmeyecek. KOBİ'lere sektörel planlama çerçevesinde sıfır faizli finansman desteği sağlanacak. KOBİ'leri haksız rekabete karşı koruyacak, bütün önlemler alınacak. Söz mü? Hepsini yapacak mısın? Yapacağız Allah'ım. Söz. Hangisini tutmadık verdiğimiz sözlerin? Etkilenmedim değil. Oyumu HDP vermeyi düşünüyorum doğrusu. Resmini çektim.
Türkiye tarımda kendine yetebilen bir ülkeydi biz çocukken. Hatırlarsınız ilkokulda, ortaokulda hep bu bize anlatıldı. Dünyada tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriydik. Şimdi çok şükür mercimeğimiz artık Kanada'dan geliyor. Sanki burada mercimek tarlaları kıtlık kıran girmiş gibi tarımı bitirdik. Bunu bilerek, bilinçli yaptık. Bir hata sonucu değil. Bir dayatmayla tarım politikası olarak büyük merkezi modern tarım işletmeleri açma, yaygınlaştırma adı altında küçük üretici, çiftçi bitirildi. Oysa Türkiye'nin çok önemli bir geçimlik kaynağıydı. Aynı zamanda kültürel öğemizdi tarım. Biz tarımı yeniden canlandıracağız. Tarım işçilerinin yaşamını iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alacağız. Küçük çiftçilerin üretim girdilerinden kullandıkları mazot ve gübreden vergi alınmayacak. Su ve elektrik küçük çiftçilere ücretsiz ödenecek. Üretici küçük köylülerin elektrik borçları silinecek. Küçük çiftçiden kastettiğimiz büyük modern tarım işletmesi olmayan, kendi tarlasında, bağında, bahçesinde üretici olan geçimlik çiftçileridir. Hayvan yetiştiricilerinin ücretsiz yem alanı olan mera, otlak ve yaylalar koruma altına alınarak yeniden ortak varlık olarak köylülere verilecek. Sağlıklı gıda temel bir haktır. Gıda üretimi, işlemesi ve ithalinde genetik olarak değiştirilmiş unsurlar, yani GDO'lu gıdalar tümüyle yasaklanacak. Mayınlı araziler temizlenerek geçimlik tarıma açılacak. Uygun hazine arazileri de topraksız köylülere geçimlik tarım amacıyla dağıtılacak. Et ve et ürünlerinin ithalatı yerine hayvancılık desteklenecek ve halkımızın doğal et ve süt ürünlerini tüketmeleri için daha gelişkin imkanlar yaratılacaktır. Çiftçilerin kurdukları veya bundan sonra kuracakları üretici köylü sendikaları desteklenecek. Kooperatifler ve üretici birlikleri bağımsız ve demokratik yapılar haline getirilecek. Kooperatifler yasası geçimlik tarım yeniden düzenlenecek. Her türlü tarımsal sulama ağı eşit ve adil bir şekilde kırsal alanlarda yaşayan tüm yurttaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulacak. Mevsimlik tarım işçiliğini doğuran nedenler ortadan kaldırılacak. 2B orman arazilerinin ranta açılma sürecine son verilecek. 2B orman arazilerinin geçimlik tarım amaçlı kullanılması temin edilecek. Evet, işte inadına doğa dersek bütün bunları en iyi şekilde yapmayı başarabiliriz ve biz inadına doğa diyoruz yine. Halkların Demokratik Partisi kapitalizmin doğayı, kültürel ve doğal varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine karşı ekosistemi ve bütün canlıları korumayı ilke edinir. Yaşamı ve yaşam alanlarını korumak için verilen mücadeleleri emek ve sınıf mücadelesinden ayrı düşünmez. Kırda ve kentte doğa ve yaşam haklarını savunma ve koruma mücadelesi verenlerin taleplerini yükseltir, sahiplenir. Kenti kolektif bir hak olarak gören HDP, kentlerin demokratik yönetimle ve halk meclisleriyle ekolojik bir anlayış gözetilerek yönetilmesini savunur. İşte bu görüş açısıyla bizler ve Halkların Demokratik Partisi sosyal konut üreterek sağlıklı ve güvenli barınma hakkını güvence altına alacak. Sermaye birikim için yapılan HES, termik, nükleer ve benzeri enerji projelerine, ekolojik yıkıma yol açan maden işletmeciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının tahribine yol açan uygulamalara son verilecek. Kenti yağmalayan kentsel dönüşüm projeleri, tarihi kültürel varlıkların ve ortak yaşam alanlarının gaspı, sermayenin tüm yıkıcı kır ve kent politikaları aracılığıyla su, atık su ve katı atık gibi çevresel hizmetlerin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılması önlenecek. Evlere ve tarlalara takılan ön ödemeli sayaçlar iptal edilecek. Hane başına 10 metreküp su, tarlalara
geçimlik tarım için gereken su ücretsiz verilecek. Enerjinin yerel halkın ihtiyacı için yerinden üretilmesi sağlanacak. Ve bu amaçlı projeler desteklenecek. Halkın gereksinimi için yenilenebilir enerjiye öncelik verilecek. Nükleere ve radyoaktiviteye dayalı üretim ve yeniden dönüşüm yapılanmasına, tarım alanlarının, meraların, ormanların ve kıyıların nükleer atık sahası olmasına izin verilmeyecek. Suyun kullanım hakkı, su kullanım hakkı anlaşmaları iptal edilecek. Hayvanların ticari amaçlı deneylerde sirk ve sokak tanıtımlarında kullanılması önlenecek. Biz inadına her koşulda emekten, emekçiden yana olacağız. Güvencesiz çalışmaya her alanda son verilecek. Emek sermayenin baskılarına karşı korunacak, insanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak, adil bir ücret sistemi geliştirilecek, mevcut esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerine son verilecek. Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenecek. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınacak. Taşeronluk sistemi kademeli olarak kaldırılacak. İlk etapta kamudaki taşeron çalışanlar kadrolu çalışan haline getirilecek. Taşeron çalışılan döneme ait kıdem tazminatlarının tamamı ödenecek. Ev işçileri iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına alınacak. Madenlerde işçi sağlığı ve güvenliği önlemi alınana kadar üretim tümden durdurulacak. Güvenli üretim koşulları sağlanıncaya kadar ücretlerin işveren tarafından ödenmesi garanti altına alınacak. Madenlerde kamu denetimi altında çağdaş güvenceli üretim koşulları sağlanacak. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve revodans uygulamasına son verilecek. Madenler kamu tarafından işletilecek. Kamu kesimindeki istihdam rejimi değiştirilecek. Sözleşmeli, taşeron ve benzeri statülerdeki güvencesiz çalışmaya son verilecek. Kamu hizmetlerinin bütününde kadrolu ve güvenceli istihdam politikaları geliştirilecek. Kamu emekçilerinin özgür toplu sözleşme yapmasının ve grev hakkını kullanabilmesinin önündeki her türlü engel kaldırılacak. Çocuk işçiliğine izin verilmeyecek. Önlemek için gerekli tedbirler alınacak. Asgari ücret ilk etapta 2000 TL olacak. Hükümet ve işverenlerin temsilci sayısı kadar işçi temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından ve toplu pazarlıkla asgari ücret belirlenecek. Kıdem tazminatı hakkından bütün işçilerin istisnasız faydalanması sağlanacak. Kıdem tazminatı almayı zorlaştıran hükümler yerine kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilecek. İstihdamı artırmak ve çalışanları korumak için resmi haftalık çalışma süresi ücret kaybına sebep olmadan haftalık 35 saate düşürülecek. Evet. İnsan... Biz inadına insan dedik, inadına insanlık dedik. İnsan ve insanlık aynı zamanda sosyal hakları ve sosyal hak tanımını da kapsayan bir kavramdır. Ve sosyal hakların insana, insanlığa bir lütuf, bir sadakaymış gibi sunulmasına bizler halkların yönetiminde asla ve asla izin vermeyeceğiz. İnsan olmaktan doğan her tür sosyal hakkın kullanımı her bir yurttaşımıza anasının sütü gibi hak ve helal olacak. Sosyal yardımlar bütçe içerisinden belirlenecek. Gayri safi yurt içi hasılanın %1,4'üne tekabül eden sosyal yardımların oranı Avrupa Birliği standardı üzerine %3'e yükseltilecek. Sosyal yardım almak isteyen kimse rencide edilmeyecek. Yardımlar destek olarak sunulacak. Yurttaşlarımız kapı kapı dolaştırılmayacak. Kadınlara yönelik sosyal destek paketleri sosyal adalet ve eşitlik ilkesine göre cinsiyet eşitliğini gözetir bir şekilde ve bir yurttaşlık hakkı olarak yerine getirilecek. Engelleri Kaldırma Bakanlığı kurularak engelli yurttaşlarımızın toplumsal yaşama katılımı önündeki her türlü engel kaldırılacak.
Bu bakanlık engelli örgütlerinden oluşacak bir konseyin önerileri ve koordinasyonu doğrultusunda çalışacak. Yaşlı ve engelli yurttaşlarımıza bakım aylığı bağlanması için gelir şartı aranmayacak ve evde bakım ücretleri artırılacak. Sadece akrabaların bakıcı olması şartı ortadan kaldırılacak. Bakıma ihtiyaç duyan ama kendi başına bağımsız yaşamak isteyen engelli bireyler için her ilçede bakım evleri kurulacak. Tüm toplu taşıma araçları engellilerin kullanımına uygun hale getirilecek ve engelliler için ücretsiz olacak. Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin sağlık ihtiyaçlarının düzenli olarak yaşadıkları mekanda karşılanması sağlanacak. Kamuya ait kreş ve anaokullarının tümünde engelli çocukların da bulunması sağlanacak. Bütün engelli yurttaşlar sosyal güvenceye kavuşturulacak ve engellilerin tüm medikal ihtiyaçları bedelsiz olarak karşılanacak. Emeklilerde en düşük ücret asgari ücretle eşitlenerek 2000 TL olacak. Emekliler için gerçek anlamda intibak yasası çıkarılacak ve ücret eşitsizliği giderilecek. Emeklilerden hastane katkı payı alınmayacak. Eğitim, kamu hizmeti olarak ücretsiz sağlanacak. Eğitim müfredatı, ders kitapları ve diğer materyaller tekçi, cinsiyetçi, ırkçı ve şöven içerikten arındırılacak. İdeolojik saiklerle ve özgürlükçü laiklik ilkesini ortadan kaldıran bir anlayışla okulları ayrıştıran 4+4+4 uygulamasına son verilecek. Eğitim sistemi en baştan başlayarak çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilerek yeniden yapılandırılacak. Eğitim sistemi özgürlükçü, laik ve bilimsel bir içerikle yapılandırılacak. Ana dili temelinde çok dilli hale getirilecek. Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin ataması gerekli altyapı koşulları sağlanarak gerçekleştirilecek. Üniversiteler demokratik, özerk ve çok kültürlü, toplum ve doğa yararına araştırma yapan kurumlar olarak yeniden inşa edilecek, yok kaldırılacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi zorunlu ders olarak müfredata eklenecek. Sağlık hizmetleri üretimden sağlık emekçilerinin dağılımlarına kadar eşit, ulaşılabilir, ana dilinde ve cinsiyetçi olmayan, parasız, nitelikli, toplumda her bireyin katılımını esas alan ve insanın yaşadığı her yerde sağlık kurum ve kuruluşunu inşa eden bir anlayışla sürdürülecek. Sağlık hizmetlerinde koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetler esas alınacak. Bu amaçla öncelikle halk sağlığı birimleri kurulacak. Halk sağlığı birimlerinde sağlığın toplumsallaşması çalışmalarına yer verilecek. Ve gençlik. Sevgili Ahmet Türk, sizinle ilgili daha çok. Ben de Gülten Hanım'la ilgili sanmıştım. Gençlerin eşit söz ve karar hakkını parlamentodan başlayarak hayata geçireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gençlerin aktif katılımını güçlendireceğiz. Bugün aday profilimizde olduğu gibi. Gençlik politikalarının sadece merkezden belirlenmesine karşı yerel yönetimler bünyesinde kurulacak gençlik meclisleri ile gençlerin sorunlarına öz yönetim anlayışıyla çözümler üretilmesini sağlayacağız. Gençlerin toplumsal barışa katkı vermesini teşvik edecek bu merkezler, atölyeler, kamplar, sergiler gibi faaliyetlerle farklı kültür ve kimliklerin birbirlerini tanıması, gençler için çok kültürlü, çok dilli ve bir arada yaşam kültürünün geliştirilmesini hedefleyecek. Vicdani rent ve eline silah almak istemeyen,
Ölmeye ve öldürmeye karşı çıkan her gencin, savaşın çözüm olmayacağına inanan her gencin en temel hakkı olarak anayasaya geçirilmesini sağlayacağız. Türkiye'nin imzasının bulunduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Türkiye Anayasası vicdani red hakkının yasal değişikliklerle hayata geçirilmesini aslında gerekli kılmaktadır. Üniversitelerde öğrenciler, akademisyenler, emekçiler, önerdiğimiz üniversite meclisleri modeliyle kampüs içi yaşam, müfredat, okul bütçesi gibi tüm kararları kolektif olarak alabilir ve üniversiteyi Cumhurbaşkanı'nın merkezi buyrukları olmaksızın yönetebilir. Üniversitelerde söz ve karar merciğinin üniversite meclisleri olmasını sağlayacağız. 15-25 yaş arası istisnasız bütün gençlere her ay 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayarak Genç Yaşam Kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Gençler ülkenin her yerinde geçerli olacak bu kart ile müzelerden ücretsiz, sosyal ve kültürel etkinliklerden indirimli yararlanacak. Tüm gençlik kesimlerinin haklarına kavuşması, beslenme, barınma, ulaşım, eğitim, sağlık, spor, bilgiye erişim gibi temel gereksinimlerinin nitelikli ve parasız karşılanması bir gençlik hakkıdır. Partimiz bu hakkın hayat bulması için gençlik hakkı yasasını hazırlayarak yasal ve idari altyapısını oluşturacak. Genç işsizliğiyle orta ve uzun vadeli mücadelede yerel yönetimleri aktifleştirerek gençlik istihdamı politikasını güçlendirecek çalışmalar üretecek gençlik istihdam birimleri oluşturacağız. Gençlik istihdam birimleri gençlerin kendi ihtiyaçları temelinde beceri ve kapasitelerini geliştirerek üretime katılmaları için örgütlenmelerini destekleyecek proje merkezleri olacaktır. Evet, her gün çocukların öldürüldüğü bir ülkede bizler, Halkların Demokratik Partisi, inadına çocuk olacağız, inadına gelecek olacağız. Ve bizlerin yönetiminde, evde, okulda, ailede çocuğa yönelik şiddet yasalarca, açıkça yasaklanacak. Çocuk bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak. İstihdamdan bağımsız, çalışan, çalışmayan tüm kadınlar, erkekler için yerel yönetim ve kamu finansmanında kreşler desteklenecek. Yerellerde belediyeye bağlı olarak çocuk hakları izleme ve değerlendirme komisyonları kurulacak. Çocuk temelli alanlara yeterli kaynak aktarılacak. Çocuk yoksulluğunu önleyici politikalar geliştirilecek. Tüm çocukların gıda hakkını korumak için her mahalleye gıda bankası kurulacak. Her çocuğa temel gıda maddelerini içeren gıda paketi ücretsiz verilecek. Sokakta yaşayan ve çalışmak zorunda kalan hiçbir çocuk kalmayacak. Çocuk işçiliğine izin verilmeyecek. Çocuğa yönelik şiddete, çocuk ihmal ve istismarına ağır cezalar getirilecek. Bu durumdaki çocuklar güvenli koşullarda korumaya alınacak. İşte değerli konuklar, değerli halkımız, Halkların Demokratik Partisi ve bizler çocuklarımızı, geleceğimizi, barışımızı, eşitliğimizi, umudumuzu, cesaretimizi daha da güçlü koruyarak ve kazanma azmimizi daha da bileyerek inadına barış, inadına beraberlik demeye, inadına Halkların Demokratik Partisi demeye devam ediyoruz. Herkes şunu çok iyi bilsin. Herkes şunu çok iyi bilsin. Bizim yerimiz Türkiye. Bu memleketin her çakıl taşını, her sokağını, meydanını çok iyi biliriz. Hepsinde adım izlerimiz, hepsinde ayak seslerimiz vardır. Hepsinde bu memleketin dört bir yanında, dört bir köşesinde
bizim emeğimiz, bizim irademiz, bizim birliğimiz vardır. Bizler Türkiye'yiz. Bizler bu ülkenin gerçeği, bu gerçeğin ta kendisiyiz. Ve hiçbir yere gitmiyoruz. Zulmedenler, katledenler, savaştan medet umanlar şunu çok iyi bilsinler. Bizler ve Halkların Demokratik Partisi meclisteyiz, sokaktayız, fabrikadayız, tarladayız, okuldayız, atölyedeyiz, her yerdeyiz. Ve çok yakın bir gelecekte halklar olarak yönetimdeyiz diyeceğiz gururla. Bizler bu ülkenin evlatları ve bu ülkenin geleceğine cesaretle sahip çıkanları olarak hiçbir yere gitmiyoruz. Ama isteyenler para kasalarını sakladıkları yerlere gidebilirler. Bizler buradayız ve Türkiye'yi kimseye savaştan ve kandan beslenen iktidarlara teslim etmeyeceğiz. Ve son olarak diyorum ki halklarımızı bölenler, savaştan, kandan beslenenler, şunu çok iyi bilin. Halklarımızı böldürtmeyeceğiz, evlatlarımızı öldürtmeyeceğiz. Esasında yarın yanağından gayrı paylaşamayacağımız, bölüşemeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Ama biz yine de halklarımızı böldürtmeyeceğiz, evlatlarımızı öldürtmeyeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kazasız belasız bir seçim kampanyası diliyorum. Bütün aday arkadaşlarımıza, Ali'lere, Velilere, Hasan'lara, Hüseyin'lere, Ayşe'lere, Hazal'lara, Hrant'lara, Garo'lara hepinize selam olsun. Bütün aday arkadaşlarımızı da burada hep birlikte kampanyanın startını vermeye davet ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. Yolumuz açık olsun.